Merhabalar, yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla birlikteyiz. İkizköy'deyiz. Akbelen Ormanı'nın olduğu alana geldik. Arkamızda gördüğünüz alan bir zamanlar Akbelen Ormanı'ydı. Akbelen Ormanı'ndan son kalan ağaçların altındayız ve bulunduğumuz yerde çok güzel bir zeytinlik. Şimdi Akbelen Ormanı'nın korunması mücadelesi yaklaşık 5 yılı buldu, belki de aştı. O mücadele sürecinin en önünde gelen insanlarından, isimlerinden birisi Necda Hanım, konuğumuz. Bu arada Necda Hanım bugün, tam bu çekimi yaptığımız gün, muhtarlık mührünü de aldı. Öncelikle bir hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Kutlayalım kendisini. Umarım köyümüz için hayırlı olur. Hayırlı umarım, evet. Evet, evet. İşiniz de çok zor bu arada. Ki yıllardır zaten mücadelenin içerisindesiniz. Hı. Bir de muhtar olarak hem onun ağırlığı, hem de bu mücadelenin devam etmesi tabii anlamında da işiniz zor. Kolaylıklar dileriz şimdiden. Sağ olun. Şimdi Necda Hanım, biz buraya sizden önce geldik. Siz Milas'tan buraya gelirken biz biraz çekim yaptık. Arkamızda gördüğünüz alandan 3 saniyede bir, saydım ben, 3 saniyede bir kamyon geçiyor. Hemen de bir tane daha geçti. Bu böyle devam ediyor mu? Hep mi böyle, yoksa bize mi denk geldi? Hep böyle. Yani gece gündüz hiç durmadan çalışıyorlar. Hep söylüyoruz ya 7-24 diye. 7-24 kaya kırma, kepçeler, kamyonlar. E5 karayolunu geçti yani burası. Evet, evet. İçeride onu söyledim. Yani biz Aydın İzmir otobanından geldik. Bu kadar kamyon yoktu ki trafikte bayağı yoğun olmasına rağmen. Burada çok ciddi bir trafik de var. Çok ciddi bir çalışma da var. Çok hummalı devam ediyorlar. Normal hızından daha mı fazla çok yapıyorlar? Çok fazla hızlı. Yangından mal kaçırırcasına çalışıyorlar. Özellikle o 24 Temmuz'da ki kesimden anlaşıldı zaten. 6 gün gibi kısa bir sürede koskoca 740 dönüm, 780 dönümlük ormanı 6 gün gibi kısa bir sürede katlettiklerinden belli zaten neden neyi kaçırdıkları yani. Hani bir şeylere oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Çünkü bu çalışmayı biz 5 senedir durdurduk. Evet, yani evet, bir sene, 2 sene değil, 5 sene önce gidecekti burası. Hep bunu söylüyoruz. Evet. Bu direniş, bu mücadele sayesinde 5 sene gerilettik biz bunu. Evet. Önlerine çok büyük engel takıldı İkizköylüler onların önüne. Ve tabii bu fırsatı aldıkları, devletten de aldıkları bu güçle gece gündüz 7-24 hiç çalışmadan adeta orada bir şehir kurdular. Bunu hep söylüyoruz. Karadam'a akşam olsaydı keşke de görseydiniz. Karadam'a çıktığınızda, Karadam mevkiine, burada
bir Milas şehri görürsünüz. Evet. O kadar çok makine, o kadar çok kepçe var, o kadar çok bu dinamit derece patlatması için kullanılan cihazlar, makineler var ya, büyük büyük böyle delici. Hepsinden ya sayamazsınız, mümkün değil yani. Evet. Bir taraftan da ama mücadele de devam ediyor. Eskiden nöbet yeri sizin evin biraz daha ilerisindeydi, ki eviniz de hemen 50-100 metre ileride herhalde. Benim hep tam ortada kaldı. Değil mi? Evet, tam ortada kaldı. Tam ortada kalıyor. Oraya da tam yakındı, buraya da yakın. Tam ortada kaldı. Tam evet. Ortadayım, merkez. Buraya taşınmışsınız ve nöbet de devam ediyor aslında. Şimdi Akbelen Ormanı'nı bu hale getirmişler ama işte bir avuç da olsa bir ağaçlar var hala. Siz bu ağaçların korunması mücadelesi için mi bu nöbeti devam ettiriyorsunuz? Yoksa nedir yani Akbelen Ormanı'nın? Biz hep şunu söyledik Özer Bey. Burada sadece orman nöbeti yok dedik. Burada sadece 3-5 ağaçtan meselesinden ibaret değil dedik. Burada yaşam mücadelesi veriyoruz biz. Burada zeytinlerimizin mücadelesini, toprağımızın mücadelesini, suyumuzun mücadelesini, aslında gelecek nesillerimizin güzel bir doğada, güzel bir çevrede yaşama hakkı için mücadele ediyoruz biz dedik. Tam da işte bulunduğumuz nöbet çok iyi anlatıyor. Yani zeytinimiz burada, toprağımız burada. Köyümüzün tam içinde yerleşim yerinde. Altında su kaynaklarımız var. Yani bizim şeyimiz bunlardan ibaret. Sadece bu ağaçlar. Biz tabii ki burayı çok önemsedik. Ya önemsedik ki her şeyimizi oraya koyduk. Niye? Bu maden burada açılırsa ikiz köylülerin burada nefes alamayacağını, tozdan duramayacağını, bütün ağaçlarımızın, bütün meyvelerimizin, insanlarımızın huzurunun kaçacağını biz biliyorduk zaten. O yüzden hani bizim yaşlı ninemiz var, Gülsüm nene. Orman olursa yağmur öyle çeker, orman giderse su mu gelmez buraya dediği, o yani bunu en cahil 90 yaşındaki kadın biliyor, söylüyor. Ama buraya gelen bilirkişi keşfindeki o uzman hocalar, hocalarımız parantez içinde hep söylüyoruz ya, uzman hocalar ne yazık ki vicdanını, gözünü, kulağını, her şeyini o ikiz köylülerin feryadına kapatmış durumdaydı. Buranın ne su kaynaklarına değindiler, gördüler, yok dediler. Ne zeytinlerini gördüler, ne Akbelen Ormanı'nın içindeki yaban hayatı gördüler. Hiçbir şey görmediler. Şu zeytinlikleri görmüyorlar. Ya şurada 20-30 metre var. Ya. Bunlar hadi kıyısında diyelim. Tam içinde, merkezinde onlarca zeytin ağacımız vardı bizim, asırlık. Onları dahi görmediler. Altında bilirkişi keşfi yapıldı. 3 saat altında biz bunları anlattık. O fotoğraf da bence unutulmaz karelerden bir tanesidir. Zeytinin gölgesinde evet, diye. Evet, üçüncü bilirkişi keşfi Akbelen Ormanı'nda diye. Yani o zeytine, o insanlara, kendi vicdanına, kendi hocalığına bence yüz kiridir yani evet. Bu. Utançtır benim şeyimde, gözümde. İkizköylülerin Akbelen Ormanı'nı koruma mücadelesinin önemi aslında son seçimlerden hemen önce o Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu bölgenin kamulaştırılmasıyla bir kez daha ortaya çıktı. Yani siz bizim bu mücadeleyi başlamasaydınız gerçekten 5 yıl önce bu Akbelen Ormanı'na gidecekti ve belki buralarda gidecekti. Kesinlikle. Ama şimdi Akbelen Ormanı'nı aldılar. 5 yıl sonra, 5 yıllık direnişten sonra ki nasıl alındığını zaten herkes bütün dünya biliyor. Alem tabii, tabii. Gördü. Ama şimdi devam etmek istiyorlar ve bu bölgeyi, bulunduğumuz alan da dahil değil mi? Tabii, bu kamulaştırılan alan. Bu 190 parsel seçimin hemen öncesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir sabah bir uyanıyoruz ki biz bunun olabileceğini hep öngörüyorduk. Yani böyle bir şeyle karşılaşacağımızı, bugün olmasa yarın bu olacak diyorduk. Evet. Çünkü şirket 5 senedir köylüye bunu söylüyordu zaten. 17 lira verirken tarlanın dönümüne, bizim orada nöbetimiz başladığında şirkete alamazsın, toprağımızı vermeyeceğiz dediğimizde, baktı gördü iş katı, karşımda gerçekten bilinçli bir köylü var, istemeyen, bize karşı duran bir köylü var. Ben de en azından dedi tarlanın fiyatını çıkarayım ki dedi, bu şeyi böleyim istedi. 17-20 lira olan tarlanın dönümünü 250'ye çıkardı. Ve şunu söyledi çıkardığında, biz de şu anda bunu bu fiyattan sattın, satmazsan yarın devlet eliyle kamulaştıracağız ve dönümünü 20 liradan alacağız. Yani bu sefer köylü ne dedi? 20 lira nerede? 250. Ben niye mağdur olayım? Çünkü Işıkdere'de yaşadılar o mağduriyeti. 10 bin liradan aldılar. Niye mağdur olayım? Yani insanlar içi kanal alarak kesti o şeylerini, zeytin ağaçlarını. İnsanların başta muhtar öncelik yaptı. Her zaman söylüyoruz. O onun utanç şeyi. Köylüye onu söyledi. Bak şimdi şirkette çalışıyormuş herhalde değil mi eski muhtar? Şirkette hala da orada çalışıyor. Şamköy muhtarı da orada çalışıyor. Birçok muhtarlar alıyor zaten. Önce muhtarları bünyesine alıyor. Onlara şunu şunu yapacağız, şurayı şuraya alacağız. Muhtarlar da köylüye, devlete karşı çıkılmaz. Bunlar zaten gidecek. Önünde duramayız bunun. Hiç olmazsa 3-5 biraz para ettirince satalım ki mağdur olmayın şeyiyle. Köylünün kafasına muhtar bunu diyorsa, muhtar devlet adamı. Var bunu da bir bildik. Demek ki bizim bundan kaçışımız yok. Mecburuz deyip paşa paşa veriyor yerine. Hep oradaki 250'den sattıkları da gönüllü satılmış değil yani. Mecbur bırakıldılar. Ve o dediklerini yaptılar. Seçimin hemen öncesine. Bak biz diyorduk. Ne oldu? Acele kamulaştırma getirdik.
İstediğimiz fiyattan alacağız şimdi dediler. 20 lira biçecek artık devlet ne biçecekse. Evet, evet. Bizim tarlamızın değeri ne 20 bin 30 bin ne 250 bin ne 500 bin ne 1 milyon. Bizim tarlamızın değeri şuradan ürettiğimiz soğandır, sarımsaktır. Buradan aldığımız zeytindir, zeytinyağıdır. Asla para pul değildir. Asla altınla şunla bununla ölçülemez. Evet. Bizim ata mirasımız ya. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ve bizim onurumuz Akbelen gerçekten. Hı hı. İyi ki ben bu mücadelenin önüne girdim, içine girdim. Önünde de yer aldım. Yer almaya da devam ederim. Benim yüz akımdır Akbelen mücadelesi. Benim yüz akımdır köyümü mücadelem. Yani muhtarlığı boşuna seçilmedik yani. Hani evet. İnsanlar buradaki çabamızı gördü, buradaki mücadelemizi gördü. Üstümüze para cezaları kesildi bizim. 40 bin üzerinde para cezası kesildi. Asmadığımız afişten dolayı. Hı. Gittik ilçe tarıma dilekçe verdik. Sadece dedik ki zeytin kanununu uygulayın. Tozun toprağın içinde dedik. Gelin bakın dedik. Terörle mücadele aradı. Necla Hanım buraya ifadeye geleceksiniz. Ne dedik? Dediğimiz bir şey yok. Haklıyız. Yani her türlü bastırmaya çalıştılar. Hiçbirine insanlar aradı. Sana ceza gelmiş. Doğru mu? Doğru. Ne yapacaksın? Ödemeyeceğim. Çünkü yapmadığım bir şey. Burada ne yaptığımızı biliyorsun. Ortada suç yok yani. Suç yok ortada. Özel mülke astıysak da ki asmadık. Hani assak göğsümü gere gere astım ben bunu yaptım derim. Yani yaptığımız ortada zaten. Yani köylü bunu gördü. Para cezalarına karşı, jandarmanın baskısına karşı burada yediğimiz o savaştık diyoruz biz ya. Evet. Biz köyümüz için gerçekten savaştık. Ve bu tarihe mi düştü yani. Evet, evet. Dünya penceresinden görüldü. Sadece İkiz köylerin başında değil aslında bu kamulaştırma kararları, özellikle acele kamulaştırma kararları. İzmir'de mesela Efem Çukuru altın madeninin olduğu o bölgede Efem Çukuru köyünde satın alamadıkları 35 parsel arazinin bu acele kamulaştırma kararını işte sopa gibi göstererek insanların elinden aldılar. Denizli Altan köyünde yaptılar aynı şeyi. Aynısını hep burada yaptılar. Mesela Efem Çukuru'nda sadece Ahmet Karaçam yalnız Efe. O satmadı. Yani burada şunu söylüyoruz insanlara, kendi köyümüze de söylüyoruz bunu. Ve benim aslında bu mücadeleyi sıkı sıkı sarılmamdaki kişi odur yani. Hani onun ismini duydum. Ne kadar dirençliğini, direngenliğini duydum. Evet. Tek başına da kalsa o mücadeleyi bırakmamış ve sonuçta o maden sahasını küçültmüş. Evet. Tek başıma ne yapabilirim ki çıkmazından bir vazgeçelim. Ahmet abinin yalnız efendim direnişi nedeniyle sağlık koruma bandını yasayı değiştirmek zorunda kaldı. Ya. Türkiye genelinde ya. Bir yasayı değiştirmek zorunda ne kaldı. Mutlu. Bir kişinin direnişiyle ilgili. Siz de burada ısrarla direniyorsunuz. Muhtarlığa gelelim. Şimdi yeni muhtar seçildiniz. İşiniz zor dedik. Hı. Neler yapmayı planlıyorsunuz muhtar olarak? Hani yetkiniz de var sonuçta şimdi ya, artık. Bir liste yapmam lazım benim. O kadar çok iyi yapmamız gereken. Burada biz gerçekten sahipsiz bir köymüşüz. Hiçbir şey yapılmamışız. Hiçbir hizmetten faydalanmamışız. Belediyenin verdiği, ilçe tarımın verdiği en basit bir fidan mesela. Her sene %70 hibeli bahçe fidanı, fidesi dağıtılıyormuş. Hiçbirinden haberimiz yok. Yani hemen buna yazıldım. Köylüye dağıtalım diye. Ardından yaşlılara bakım var belediyeden. Hep duyuyorduk ama hani burada muhtarların şeyi varmış. Hemen ona tamam dedim. Çarşamba gelip yaşlıların bakımını vesairesini yapacaklar. Benim zaten en büyük hedefim burada bu madene karşı köyümü kurtarmaktı. Hı hı. Önce köyümüzü kurtaralım. Hep insanlara bunu dedim. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım demeyeceğim. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Ama sizler köylü olarak bizimle birlikte olursanız, hani o insanların parantez içinde orada 10 tane köylü var, gerisi istemiyor bu işi dedikleri. Hı hı. Ama aslında sizin hiçbirinizin köyünüzün gitmesini istemediğini bizler biliyoruz. Hı hı. Şirket her şeyi burnunu soktu. Her şeyi burnunu soktu, seçime de soktu burnunu. Eski dönem muhtara son ana kadar ben olmayacağım aday dedi ve son 10 gün kala çıktı. Parayı konuşturdu. Şirkette çalışan insanlarla bir toplantı yaptı. Bu kadını kesinlikle seçmeyeceksiniz dedi. Çünkü dedi seçerseniz dedi bu kadın burayı durduracak dedi. Ve hepiniz işinizden olacaksınız, ekmeğinizden olacaksınız dedi. Bizim 5 senedir hep karşımıza çıktıkları istihdamla. Evet. Yani sizi işinizden olacaksınız şeyini burada bir kez daha gösterdiler. Evet. Ben de şunu söyledim köylüye. Siz orada alın terinizle çalışıyorsunuz, emeğinizle çalışıyorsunuz. Evet. Sizin emeğiniz de sömürüyor, bizim emeğimiz de sömürüyor. Evet. Burada ayrı gayrıya düşmeyeceğiz. Sen kel ben kör demeyeceğiz. Burada birlik olacağız, yumruğu bir yere vuracağız. Evet. Hiç kimse mağdur olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım dedim. Bir tane azağı gösterdim. Hep her yere de söylüyorum. O azayı o kadar baskı yaptılar ki adını sildireceksin o azalıktan diye. O azayı azalıktan aldık. Bu şirkette çalışan. Tabii şirkette çalışıyor. Peki karşı tarafın adayının kaç azası vardı? 8 azası vardı. Kaç tanesi şirkette çalışıyordu? En az 6 tanesi şirkette çalışıyordu. Şimdi ona gelince şirkette çalışabiliyor azalarda. Benim azam niye şirkette çalışamıyor? İşinden atmakla tehdit ediyorsun. Niye ona oy vermeyeceksiniz deme şeyini... Nereden buluyorsun kendine lüksünü, cesaretini nereden buluyorsun? Bugün kaymakamla da görüştük. Ben sizinle dedim bundan sonra kapınızı aşındıracağım dedim. Devamlı gel git yapacağım dedim. Tabii ki dedi istediğin zaman dedi.
Bizim köyümüzde bir maden çalışması var. Akbelen'de kıyamet koptu. Savaş çıktı adeta ve siz bir kez bile gelmediniz. Biz isterdik kaymakam olarak, hani bütün köyümden sorumluyum diyorsunuz ya. Biz sizi orada görmek istiyoruz artık dedi. Köylünün mağduriyetini görün. İsmail amca evinde şu kadar çatlaklarla dedim. Ben bu evin altında bir bugün mü kalacağım, yarın mı kalacağım? Kimse beni niye görmüyor dediğinde gelin görün dedim. Hiç kimsenin haberi olmadan gelin. Bütün köylü benim evime gelmeyin, zarar yok dedim. Ama bütün o mağdur olacak olan köylüleri gezdireyim ben size. O madenin, o patlatmaların biz dedik durmasını istiyoruz. Durduramam. Durduramıyorsanız o zaman azaltın, dozajını azaltın. Yani her 20 defa atıldığında her seferinde deprem şiddetini yaşamak zorunda değiliz biz. Canım, tozdan, şey dumandan göz gözü görmedi. Şey zeytinler çiçekte. İnsanlar koa hastası. Ölümle burun buruna. Şu yağmur yağmasaydı burayı tozdan böyle bir şey toz görürdünüz ya. Koyun burada, keçi burada, inek burada, kedi kö, her şeyimiz burada. İnsanımızdan, hayvanımızdan, yediğimiz, içtiğimize kadar her şey tozun içinde bizim. Evet. Biz buna rağmen biz bu köyde yaşamak istiyoruz. Sadece insanca yaşamak istiyoruz. Temiz çevrede yaşamak istiyoruz diyoruz. Başka bir şey istemiyoruz ki. Bu kadar basit bizim istediğimiz. Biz bütün yetkili kurumlardan, kaymakamıysa da savcısıysa da, biz defalarca kez bu dinamit patlatmalarından dolayı jandarmaya şikayette bulunduk. Dün yine birbirimize giriyorduk şeyde. Ya, 20 defa atıldı, çocuklar kahvaltı edecek dışarıya kaçtılar. Sadece siren çalmakla sorumluluğu atamazlar. Çok yakın. Şey 50 metre mesafe, 100 metre mesafe. Akbelen'in içinde kaç kişi yaşıyor? Hepsi de yaşlı. Evet. Hepsi de yaşlı. Ya bizim mağduriyetimizi görün, gelin dedik. Önce bu. Bunun için çalışırken de dediğim gibi köyümüzü güzelleştirmek için ne yapmamız gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapacağız. Listem çok uzun, listem çok kabarık, işim çok zor sizin kolay dediğiniz gibi. Ama hep şunu söylüyoruz, şunu söylüyorum. Kadının elinin değdiği her şey güzeldir, farklıdır. Biz bunu burada göstereceğiz. İkizköy'de, Akbelen'de bir kadın devrimi gerçekleştirdik. Bir kadın muhtar çıktı. 5 sene sonra sadece İkizköy'den değil, diğer köylerden daha fazla kadın muhtarlar çıkacak. Ben inanıyorum. Çünkü Milas'a da gittiğimde, civar köylere de gittiğimde kadınların gelip ağlaması, 5 sene sonra biz de yapacağız, gurur duyuyoruz sen de demesi benim için inanılmaz mutluluk verici. Ne mutlu bana. Hem buraya örnek olabiliyorum, hem Türkiye geneline. Tabii. Türkiye'den hiç tanımadığım insanlar, yurt dışından hiç tanımadığım insan. Ya insanlar yaptığı küçücük bir şeyle bir başkasının hayatına dokunabiliyor. Bir başkasının özgüvenini kendine getirebiliyor. Yani çok büyük bir şey yapıyoruz. 5 senedir bunun için uğraşıyoruz. Bundan sonra da dediğim gibi İkizköy yaşayacak, yaşamaya devam edecek. Çamköy, Karacahisar, diğer gidecek 40'ın üzerindeki köy. Köylerin garantisi, kurtulmasının garantisi bence burada. Kesinlikle. Bütün köyler, en başta istediğim de o. O seçilen muhtarlarla hepsini tek tek gideceğim. Tek tek gideceğim. Sadece burayla da sınırlı değil. Ben Milas'ın 132 mi 134 köyü var zannedersem. Hepsiyle görüşeceğim. Bugün derneğine de gittim. Muhtarlar Derneği'ne. Hepsine davet ettim. Ben de geleceğim. Siz de gelin dedim. Oradaki şeyi görün. Bize Milas sahip çıksın dedim. Bize muhtarlar sahip çıksın. Muhtarlar dedim köylü. Köylü seçiyor. Vatandaş seçiyor. Köylüsünün yanında olsun. Bugün bendeyse dedim yarın sizin başınızda olacak. Ama bir maden ocağı, ama bir mermer ocağı, ama bir çimento fabrikası, ama bir başka bir şey yani. Sonuçta bu bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın şeyinden, mantığından bir çıkalım. Ben değil, biz olalım. Zaten o zaman kurtulacağız. Kurtuluşa ereceğiz diyoruz. Evet. Ve hep şunu çok seviyorum söylemeyi. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber, ya, ya hep beraber. Ya hep beraber. Başka şeyimiz yok yani. Hiçbirimiz demeyelim diyorsun. Yani, hep beraber kurtulacağız. Hiçbirimiz demeyelim. Hep beraber kurtulalım inşallah. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar kolaylıklar dileriz. Çok tekrar tebrik ediyoruz. İnsanların eline sopasını alıp yeri geldiğinde ve gerekirse hiç gitmediği mitinge, hiç gitmediği eyleme gidip eylem yapıp havasını, toprağını, suyunu savunan insanların çoğaldığını görmek, buradan umut ederek çoğaldığını görmek inanılmaz mutluluk verici. Ne mutlu bize yani. Hani böyle bir şeylere vesile olabiliyoruz. Sizlerden önce Bergama köylüleri aynı sizin geçtiğiniz yollardan geçti. Hı-hı. Ondan sonra işte kışta da diğer Karadeniz'de, başka yerlerde mücadeleler, çevre mücadeleleri, köylülerin mücadelesi. Şimdi bayrak sizde. Biz de 5 senedir işte kendi mücadelemizin içerisinde anladık neyin ne olduğunu. Evet. Sadece bizim başımızda olmadığını, aslında Türkiye'nin her yerinin yangın yeri olduğunu, her yerinin talan yeri olduğunu biz de kendi mücadelemizle gördük. Ve bize ilk günlerde gelen insanlara biz sıkı sıkıya sarılıp ağladığımızda, bize yardım edin, bizim sesimizi duyurun dediğimiz insanlara biz bu sefer desteğe gittik. Yalnız değilsiniz, yalnız değiliz. Yani biz de böyle bir şeyin içerisindeyiz, siz de yalnız değilsiniz ve hep beraber kurtulacağız bundan diye moral olmaya, moral vermeye gittik yani. Nereden nereye? Evet. O yüzden hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha gidecek, yapacak çok işlerimiz var. Yeter ki birbirimize inanalım, birbirimize saygı duyarak, birbirimizi kırmadan bu her anlamda, her şeyde, siyasetin içinde de, ekolojistlerin içinde de, doğa savunucuların içinde de, köylülerde de, hiç kimse birbirini kırmadan birlik olmayı başarırsak zaten biz çok şeyi başarmış olacağız yani. Evet. Bu belli.
Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizi ayrıyeten tanımış sağ olmak, sağ sizinle böyle muhabbet edebilmek benim için ayrı bir güzellik. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ ayaklarınıza sağlık. İkizköy'deki çekimlerimize devam ediyoruz. Yanımızdaki konuğumuz aslında programımızı izleyenlerin tanıdığı bir sima, Esra. Yani biraz sohbet ettik seninle de bu kayıttan önce nasıl durum diye. Sen dedin işte durum çok da iyi değil ki çok da iyi olmadığını görüyoruz. Neler yaşıyorsunuz bu son süreçte? Burada bir taraftan direniş devam ediyor ama bir taraftan da arkada o kamyonlar vızır vızır çalışıyor. Neler yaşıyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Bir de muhtarlık var kazanıldı, moral oldu. Yani gördüğünüz üzere belki çekebildiyseniz o kısmı zaten evet insanlar nasıl olduğumuzu az çok anlayabilirler. İyi değiliz. Hiç iyi değiliz. Ama iyi olmak için de çok çaba gösteriyoruz. Direniyoruz. Direnme sebeplerimizin en başına iyi olmak, hani ayakta olmak, umutlu olmak geliyor. Yani aslında çok iyi gittiği söylenemez durumun. Ama mücadele anlamında bir adım ileriye götüren bir gelişme oldu. Evet. İşte muhtarlık başta olmak çok üzere. Evet, yani ona gelmeden önce hani biz burada şu an ne yaşıyoruz? Biraz onunla ilgili ondan bahsetmek istiyorum ben. Şimdi aslında Akbelen mücadelesi bir orman mücadelesi gibi kamuoyuna yansıdığı için aslında orman kesildikten sonra insanlar maalesef bu mücadelenin bittiğini ve artık sonuçlandığını, yenilgi adı altında sonuçlandığını düşündüler. Öyle bir algı da yaratıldı. İnsanların kendisi tarafından, basın tarafından çeşitli aracılıklarla aslında. Ama hani bugün buraya baktığınızda hala burada bu direniş çadırı varsa, dinamitler sebebiyle patlayan, çatlayan evlerimizin içinde hala yaşamaya çalışıyorsak burada hala bir direniş var demek. Ve biz hala direniyoruz. Evet, burada maalesef ki uzun zamandır koruduğumuz ormanımızı kaybettik. Maalesef ki bununla ilgili bir yenilgi aldık. Ağır bir yenilgi aldık. Ama burada her şeyin bitmediğini, esas bizim mücadelemizin, gerçek mücadelemizin yeni başladığını hani herkesin görmesini istiyoruz biz. Çünkü biz Akbelen Ormanı'na neden bu kadar dört elle sarılmıştık? Çünkü Akbelen bizi madenin bütün kötü etkilerinden az da olsa, biraz da olsa koruyan bir yapısı vardı. Madenle aramızdaki tek doğal şeydi. Madenin şu an gördüğünüz ve belki daha göremediğiniz tozundan bizi koruyordu. Dinamitlerin etkisi daha uzak olduğu için bu kadar hissedilmiyordu. Evlerimizde bu kadar yoğun çatlaklar yoktu. Ama biz biliyorduk ki eğer bu orman kesilirse zaten bu ormanı kesmek istemelerinin bir sebebi de direnişi bitirmek, insanları yılgınlığa düşürmek ve aslında buradan göndermekti. Şimdi Akbelen'den önce aslında bizim bu görmüş olduğunuz zeytin arazilerimiz, tarım arazilerimiz, evlerimizle ilgili bize tebligat göndermişti şirket. Buraları satın almakla ilgili. Bu direniş ilk başta bu toprakları satmamakla ilgili başlamıştı zaten. Yani hayır artık biz bir karış toprağımızı vermek istemiyoruz. 5 yıl önceki süreçten bahsediyorum. Evet, evet. Tam olarak 5 yıl önceki süreçten bahsediyorum. Akbelen'in isminin bile duyulmadığı zamandan bahsediyorum. Şimdi o zaman tam da görmüş olduğunuz bu ayak bastığımız topraklar gitmesin, kömür madeni bu köye geçmesin, bu köyden sonra daha başka köyleri de yok etmesin diye bir mücadele başladı. İkiz köylüler tarafından. Sonra Akbelen'e dört elle sarıldık. Çünkü eğer Akbelen'i geçerse hemen köyümüzle sınır sınır olacaktı maden ve biz artık yaşayamaz duruma gelecektik. Tam da şu an olduğu gibi. 4 seneye yakın mücadelemize devam ettik. Bu Akbelen Ormanı ile ilgili mücadelemize devam ettik ve maalesef yenilgi aldık. Sonrasında tam da bizim bunca zaman korktuğumuz, başımıza gelmesini istemediğimiz şeyle karşılaştık. Nedir bu? Evet. Şimdi hemen yanı başımızda görüyorsunuz. Her 3 saniyede, 4 saniyede bir tane, 2 tane, 3 tane kamyon geçiyor. Her 3 saniyede birden bahsediyorum. Evet. Yani içeride belki 500 tane en az kamyon çalışıyor. Bu kamyonların çıkardığı toz zaten direkt buradan. İçeride bir günde en az yaklaşık olarak 20 yakın dinamitler patlıyor. Bin dinamit, yani bu şirketin sözde günlük galiba 40 tona yakın mı? 40 kilogram mı? Bilmiyorum ben tam şimdi şeyini ama dinamit patlatma yetkisi varmış. Yani yasal olarak bu onlara hak tanınmış ama gelip de bakmıyorlar. Yani biz şunu istiyoruz aslında. Yetkililere defalarca kez başvurduk. Yani şunun altını çizmeyi istiyoruz biz. Dinamitler patlıyor. Evlerimizde çatlaklar oluşuyor ve çapraz çatlaklar. Ve sadece bizim evimizde değil köydeki birçok insanın evinde. Bu insanlar yaşlı insanlar. Eğer gerçekten bir gün o ev başlarına göçerse hayatını kaybedecek olan, ölecek olan insanlar. Ve biz bununla ilgili gerekli mercilere başvuruda bulunduk. Örneğin savcılığa. Şimdiye kadar defalarca kez gelip evlerimizdeki çatlakları
şey tespit etmeleri için aslında biz başvuruda bulunduk. Ama şimdiye kadar maalesef her defasında en az 3 defa 4 defa başvuru yapmamıza rağmen gelin evlerimiz çatlıyor, yarın öbür gün biz bu evlerin altında kalacağız, canımız güvende değil, can güvenliğimiz yok dememize rağmen savcılık hukuki yarar bulmadığı için bu taleplerimizi reddetti. Aslında bize gözlerini kapattı, kulaklarını kapattı ve sırtını döndü. Biz bunu bu şekilde hissediyoruz. Başka kurumlara da aynı şekilde gidip başvuruda bulunduk. İşte kaymakamla görüşüyoruz, valiye başvuruda bulunuyoruz. Yani burada madem ki siz bunu tespit ediyorsunuz ölçümleri, ama bizim evimizin yakınına gelip de hiç bizim evimizin yakınında ölçüm yapan yok. Biz gerçekten her gün istisnasız her gün depremi yaşıyoruz burada. Bakın biz daha geçen sene deprem yüzünden nice canlarımızı kaybettik. Hepimiz ağır travmalar yaşadık. Hepimizin canı çok yandı. Bir daha başka canlar yanmasın diye insanların görevi, en azından ya şirket kendi karını düşünüyor ama benim can güvenliğimi korumakla yükümlü olan insanların bir şeyler yapması gerekiyor. Yapmak zorunda. Ya onların başka bir lüksü yok yani. Benim hayatımı korumak zorunda. Benim hayatıma bu şirketin gasp etmesini önlemek zorunda. Ama maalesef aslında gerekli kurumların bize sırtını döndüğü, bizi görmediği, yine aynı şekilde 5 senedir olduğu gibi gerek savcılığın, gerek kaymakamlığın, gerek valiliğin, gerek bakanlığın, hiç kimsenin kafasını çevirip de burada bu insanlar ne yaşıyor, burada ölmek üzereler, burada bu insanlar çok ağır şartlar altında yaşıyorlar diye bakmadıkları, kendi koltuklarının derdine düştükleri, başka işlerle ilgilendikleri bir durumun içerisindeyiz. Bu çok acı verici maalesef ki bizim için. Yani bizim bu köyde maalesef sayılı kalan gençlerden bir tanesiyim. Çünkü bu köyde ve nice köylerde gelecek bırakmadılar. Biz gençlere gelecek bırakmadılar. Belki biz üretmek istiyoruz. Belki biz bu köyü yaşatmak istiyoruz. Ama yok yani, bu insanlar aksine bence bu köylerin kalmasını istemedikleri için. Ya ben bunu hani böyle bir mesele olarak da görüyorum. Yani sadece madene verilmesi anlamında değil. Yani bu Türkiye'nin birçok noktasında oluyor. Bu ülkenin her yerinde bu yıkımı yaşıyoruz biz. Gerek işte maden, kömür madeni yüzünden, gerek başka madenler sebebiyle bir şekilde köyler talan ediliyor ve buna izin veriliyor. Hepsinin yasal çerçevesi var ama hiç kimse bu köylülerin hayatları, bu maden, bu köylüleri buradan gönderdikten sonra ne oluyor? Bu göçe, ya biz bu insanları göçe zorluyoruz. Bu insanlar köylerinden gittikten sonra ne yaşıyorlar diye dönüp bakmıyorlar. Bakın benim anneannem burada şu an hasta, çok hasta. Yani sinir, stres anlamında psikiyatrik hastalıkları da var. Aynı zamanda fiziksel hastalıkları da günden güne daha da kötüleşiyor. Ama burada yaşadığı için yine de daha iyi. Yani burada kaldığı için, bu topraklarda kaldığı için yine de daha iyi. Babaannem şu an kömür madeninin işlediği yerde başka köyümüzün bir mahallesi vardı. O kadar güzeldi ki o köyden maalesef kalkıp şehre göç etmek zorunda kaldı. Şimdi dört duvar arasında çökmüş durumda. Bu insanlara kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Ben her gittiğimde bana diyor ki, ben her gece rüyamda köyümü görüyorum diyor. Ben her gece rüyamda köyümü görüyorum, köyümün eski halini görüyorum ve her sabah ağlayarak uyanıyorum diyor. Yani insanların yaşattıkları acıyı görmelerini istiyoruz. Bize yaşattıkları acıyı görmelerini istiyoruz. Ha bu acı bize güç oluyor. Biz acımızdan güçlenmeyi öğrendik. O yüzden hala dimdik ayaktayız. Ama insanların şunu görmesini bekliyorum. Akbelen mücadelesi sadece bir orman mücadelesi değildi. Akbelen mücadelesi, biz köyümüzden, biz topraklarımızdan göç etmek istemiyoruz, koparılmak istemiyoruz. Bizim köklerimiz burada, bizim geleceğimiz de burada, geçmişimiz de burada. Bize sormadan bizi buradan alıp göndermeyin. Biz topraklarımızı satmadık, tarım arazilerimizi, zeytinliklerimizi satmadık. Biz buradan geçiniyoruz. Bizim yakımızdan düşün isyanıydı aslında. İnsanların bunu bir isyan olarak görmesini istiyorum. Ya bu bir isyandır ya. Burada hiç kimseyi huzur tepmedi. Herkes kendi evinde huzurlu yaşamak varken boşu boşuna bu şirkette niye uğraşsın? Ama bu şirket gelip onların hayatını gasp eden bir vaziyette şu an hayatımızı gasp ediyor. Evimize gelin. Evimizin köşeleri çatlak. Bu ev daha yeni yapıldı. Bizim evimiz en yeni evlerden bir tanesi. Köyümüzde ahırlar var. İçinde hayvanlar var. Hayvanların olduğu ahırlar çatlak. Değneklerle bir şekilde bu dayanak yapılmış. Ve o şekilde ayakta tutmaya çalışıyor insanlar. Onun içinde hayvanlar var. Geçim kaynağı var yani orada. Aynı zamanda hani onu bir kenara bırakıyorum. Kendi evlerinde ya çıkın yukarı, ya götüreyim sizi şuraya. Ya nereden baksanız yani köyün %70'inin evinde çatlaklar var. Bu çok acı bir şey. Gerçekten ben sadece kendi canım için değil, bu köyde yaşayan her yurttaşın, her köylünün canı için çok endişe içerisindeyim. Acaba yarın öbür gün bu ev bunların başına göçerse biz ne yapacağız? Hani ya birine bir şey olursa biz bunu nasıl yapacağız yani diye, hani onu düşünmek istemesek de böyle duygular içindeyiz yani. Evet.
Ya konuşmaya kalkarsak hiç bitmez. Yani gördüğünüz biz zeytinliklerin içinde şu an bu röportajı yapıyoruz. Evet. Bu zeytinlikler şu an çiçek verme döneminde. Ama yarın öbür gün muhtemelen bu çiçekler düşecekler ve biz seneye ne zeytin alacağız ne zeytinyağı alacağız. Geçim kaynaklarımız zaten elimizden alınıyor. Aslında biz buradan sürülmek için, sürüklenmek için her türlü şeye hem hayatlarımıza hem geçim kaynaklarımıza yoğun bir saldırı var. Evet. İkiyüzlülük. Burada 7'den 70'e herkesin geleceğini yok eden bir şirket var. Burada çocukları önemsiyormuş gibi bir takım etkinlikler yapması, asla onların yaptığı katliamı, yaptığı ikiyüzlülüğü örtmeye yetmeyecek durumda. Zaten bunu tüm dünya duydu. Yani insanların ben buna aslında çok da inanacağını, hani bunun samimiyetine inanacağını zaten düşünmüyorum. Ama şunu söylemeyi çok önemli buluyorum. Orada bir takım çocuklara bu etkinliği yaparken bu şirket bir yandan burada diğer çocukların, bu köyde yaşayan çocukların hayatı gasp ediyor. Bu çocuklar bu köyde depremi yaşıyorlar. Her gün depremi yaşıyorlar. Bu çocuklar insanların gözlerine biber gazı sıkıldığına şahit oldu. İnsanların joplandığına şahit oldu. Bu çocuklar travma yaşadı yani yazın. Ya kimse bu şirketin samimi olduğuna inanacağını ben zaten düşünmüyorum. Biz her şeyin farkındayız. Her şeyi görüyoruz. Bir yanda çocukların hayatlarını yıkan, geleceklerini yıkan, bunları gasp eden bir şirket var. Diğer yanda da bu yaptıklarını örtbas etmek için, saklamak için aynı zamanda çocuklara şenlikler düzenliyor. Onlara sözde düşündüğünü göstermeye çalışan hareketler var. Biz bunlara kanmayız. Başkalarının da kanacağına inanmıyoruz. Yaptıklarını da asla örtemeyecekler. Çünkü o kadar büyük utanç işlediler. Onlar bir utanç kaynağı. Umut tükenmiyor gördüğünüz gibi. Bir köyün direnişi diğer köylerdeki direniş de mayalıyor. Ve aslında bu direniş bu madeni olduğu gibi diğer ülkenin birçok yerindeki buna benzer kirletici faaliyetleri ve doğaya yıkıma götürecek faaliyetleri de durdurabilecektir diye düşünüyoruz. Yeni bir çepeçevre yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Teşekkür ederiz. Sağ olun.